Şimdi biz köylü olarak bir çardak, bir kalemler, bir manavgat olarak değil, bu Antalya bölgeleri hepimiz gideriz. Yani her köy 20'şer kişi, 30'ar kişi gelmişizdir, bu bölgelerimizi koruyacağız diye çare uğraşmaktayız. Terör örgütü PKK ormanları yakıyor. Devlet ve millet el ele vererek yangınları söndürüyor. Bölücü teröre Büyük Türkiye'nin gücüyle geçit verilmiyor. Bu terör neler yaptı neler. Orman yakmayla olmaz. Biz ne askerlerimiz, ne yiğitlerimiz, ne şehitler verdik bu ülke için, bu memleket için. Ormanımızı gene yetiştireceğiz. Tamam, o konuda ciğerlerimiz yanıyor. Tabii ister istemez insan üzülüyor. Ama Allah'ın izniyle dimdik ayaktayız tabii. O sarsılmaz. Antalya Manavgat'taki yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Helikopterler, uçaklar, arazözler, su tankları, dozerler, daha nice araçla alevler söndürülmeye çalışılıyor. Ve tabii insan gücü. Orman emekçileri canla başla mücadele ediyor. Onlara omuz Torosların yiğitlerinden geliyor. Köyde olsun, dağda olsun, burada yangın yerinde işte sürekli gece gündüz çalışıyoruz işte, yardımcı oluyoruz. Elimizden gelen kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gece gündüz bekliyoruz. Vatandaşlar ülkemizin dört bir yanından gelen yangınla mücadele ekiplerinin gücüne güç katıyor. Allah razı olsun, bütün Türkiye'nin bak nereden gelmiş bu tanker? Diyarbakır'dan, Kars'tan, her yerden araba gelmiş. Ağrı'dan. Adamlar canını malını içe saydı, atladı buraya, anladın mı? Allah razı olsun hepsinden. Vatandaşlar Antalya-Konya karayolu üzerinden yangın seferberlik toplanma alanında bir araya geliyor. Yangını kontrol altına almak için gece gündüz mücadele eden orman emekçilerine destek vermek için yangın bölgesine ulaşıyorlar. Bir taraftan bu mücadeleyi veriyor, bir taraftan da sosyal medyadaki bozgunculara, terör örgütü PKK ve yandaşlarına öfke duyuyorlar. Ulusal kanal olarak bizlere bunları sorduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hem duygulanıyorum hem çok sinirleniyorum yani. Gerçekten nefret şey, ama biz nefreti karşılamak tabii bize yakışmaz. Devlet var, işte görevliler var. Bunlar elbette gerekli şeyler yapılacak. Neyse kanunda şey yakalanıp şey yapılacak. Sosyal medyada duyduğumuz kadarıyla halk dilinde yeşil yaprak bırakmayacağız diyorlar. Sabotaj çok. Orman köylüleri ormanların savunmasında yetki istiyor. Ormanların yeniden yetiştirilip korunması için destekleyici eğitimleri de almaya hazırlar. Bu dağın taşını, deresini, suyunu, otunu biliyorum. Bu köylü koruması lazım bu dağı. Benim köyümden en az 10 tane, 20 tane bu memleketi koruyacak adam yetiştirsinler. Nerede yangın çıktı, nereden terör geçecek atıyorum. Biz görevli olsak, köyden 10'ar kişi olsa tek tek bilir. Onun için köylülerin bu işlerde fikri, görüşü ve koruması sorulmasını istiyor. Köylerimizin kenarlarının komple 500 metre ötelerinden açılıp sürekli her yıl temizlenmesini istiyoruz. Çardak Mahalle Muhtarı Ramazan Uygun hiçbir saldırının Türk milletine diz çöktüremeyeceğini vurguladı. Burada köylümüz, orman dairemiz, çevre köyler hepsinden Allah razı olsun. Yangın bizi çökertemez. Kim yakarsa yaksın, çökertemez.